Kırmızılar hücum ediyor. Bir tane kırmızılıyı, beyazlı kovalıyor. Diğer hepsi boşta abi. Şuradan şu sekse golü bak. Şu kafadan sekse şu gol atacak. Buradan sekse bu gol atacak. Oradan sekse bu gol atacak. Buyurun abi. Gelsin bakın top. Ya bu kadar. Fenerbahçe takımına korner atılıyor. Ya aralarını açarak alan savunması yapıyorlar. Hep böyle gol yiyorlar. Bari adama değiştir. Ya 9 kişiye 4'sü alan savunması yapmazsın. Artık orada adam olur ve diğerlerini de alana yerleştirsin. Adam içinde alan yaparsın. Yani böyle goller yedi Fenerbahçe. Çok. Kardeşim hatası var. Şuraya girdiğin an, yani şuraya girdiğin an artık burada alan yok. Şurada alan yok abi şurada. Hiç. Burada yapmışlar adam ya, abi. İşin top nişanlı, ben... sevgili, nişanlı, sevgili. Evet hocam, onu biliyoruz. Hani evli değil, nişanlı, sevgili mi olacak orada? Bir şey diyordun hocam. Ferdi'nin nereye koştuğu belir. Baksana. Ferdi hakikaten bak, orada ben nereye koşuyor? Burada acaba dedim oyuncu mu var dedim. Yani paslaşıyorlar falan diye. Oradan anla bak, oradan anla. Ya kimin nerede durduğu belli değil. Yerleşim hatası var. Çalışmamış. Tesadüf değil Fenerbahçe'nin bu kadar duran top organizasyonundan gol yemesi. Daha peki, önceki haftalarda. Devam ve edelim o zaman. Bir sonraki pozisyon gelsin. Atınçı'yı vursa gol bu. Burada Mesut çok güzel bir pas çıkardı. Novak ve İrfan Can. Ne diyorsunuz bu pozisyona? Ceza sahasının hemen ön çizgisinin yarım metre kadar dışı. Faul mü bekleniyor? Bence değil. Bence de faul. Topa vuruyor ama ya hoca. Topa vuruyor sonra çarpışıyorlar yani. Yani topa... Gidişi... Bilmiyorum, dengesiz gidiş mi diyorsun? Gidişi biraz yani dengesiz bir gidiş. Evet topa vuruyor aslında ama... Aslında biz bunun tüyosunu dünden biraz aldık ama... Evet buyurun. Real hocam. Ya oyuz yani şimdi uzaklaştırmak için buraya İrfan Can. Ben faul olduğunu düşünmüyorum. Direkt topa gidiyor. Yani orada çok da yakın olduğundan o topa vurduktan sonra ayağını bedeni kaçı yani kaçmaz o. Ne yapacaksın yani? Yani saniselik artık iki tarafta aksiyona girmiş. Zaten dengesiz yani topa, gittiğinin o da yani farkında. Topa vurduğu zaman mutlaka çarpışma olacak. Rakibinden önce de vurmak istiyor. Zaten daha önce Zeiss herhalde o Zeiss dokansa Novak. Pardon Novak. Özür dilerim. Novak dokunsa zaten geç kaldığını biliyor. Yani ona göre kart yiyecek, işte ceza sahası dışı vesaire. Ben faul olduğunu düşünmüyorum kısaca. Ceyhun? Yani topa vuruyor ama dengesiz bir gidiş. Bana da kontrolsüz geldi evet, hocam. Pozisyondan sonra hemen zaten Novak yerde kaldığı zaman... Dünkü İrfan pozisyonu getirirler mi? Dünkü sağdığın pozisyonu gelir mi? Biraz benzettim İrfan ben. İrfan Can hemen gidip özür de diledi Novak'ta. Arkadaşlar hazırlıyorlar. Pozisyonun hemen arkasından özür de diledi gidip. Ya ayağını da İrfan vuran Can, adam Ceyhun kaçıramaz. Yani o şimdi bak burada hocam, vurdun topa şey, değdin çarpışan dengesiz, Allah'ın emri artık o ya. Çok dengesiz gitmiş ama anladın da yani mı? Çıkıp uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani çok da yakın ya temas. Evet, ne yapacak? Orası... Ayağını nereye mesela çekecek o pozisyonda? Bak şimdi topa gidiyor topa değdi mutlaka çarpışacak. Topa değmese hocam işte sıkıntı orada. Tabii. Hayır ama şeyden ama topa değiyor. Ya değmesi bir an böyle. Hayır topa değmese tamam topa değiyor. O yüzden dengesiz. Ya rakibe gitmiyor topa gidiyor. Tam tersi de bakabiliriz. Faul yapan Novak mı diye de bakabiliriz yani. Çünkü topa vuran... Geliyor mu dünkü pozisyon? Geldi. Evet. Topa değiyor mu Sadık? Değiyor. Değiyor. Erman Hocam aynı pozisyon... Bu harekete dün penaltı dedik. O kayarak geliyor, bu havada topa gidiyor, orada top rakibi götürüyor. Hayır, top, dünkü pozisyon. Top burada Novak'a çarpsa dönse tartışabiliriz bunu yani. Dün anlattık bunu, bir daha anlatalım mı? Anlatalım. Şimdi arkadaşlar... Bizi seyretmeyenler olabilir. Şimdi arkadaşlar, hücumcu geliyor, ben defansım. Topa vurdum, tamam. Topa vurdum, topu taca attım, avuta attım, bitirdim işi. Sonra da çarpıştım, buna varım. Attım topu, evet. Ama topa vurdum. Top ona çarptı, buna çarptı. Tekrar oyuna girdi. Ben de herife lap diye girdim, indirdim. Bu faul arkadaşlar. Çünkü adamın ikinci oynama hakkını kaybettiriyorsun. Adam yerden kalkıp oynayabilir ya. Adam yerde bayıldı, gitti. Sen adamın oynama hakkını kaybediyorsun. Neden? Kontrolsüz girdiğin için. Ya topa zaten vurman topa... tamam ama öyle vur abi. Böyle gelip vurursan
beni tehlikeye sokarsın. Hocam her topa bu temasta da öyle, da... bu da öyle. Her topa temasta hocam, da haklı bunda. Olamazsın yani. Yani bu da faul. Topa ceza sahası içinde penaltı. Verdiğin zaman ricaların cezaların dışı yok abi. Dün bunları uzun uzun anlattık. Top oyunda. Adam baksana abi. Yani bana gelmesin o zaman ben onu öldüreyim. Olmaz öyle şey. Hocam dünkü pozisyonla sanki ikisi ayrı. Yani orada Sadık kayarak gidiyor. Dengesiz bir şekilde burada topa gidiyor. Sadık orada hem topa hem rakibe gidiyor. Yani dün dedik ya penaltı o. Mesela burada topa gidiyor İrfan. Kaleci defans oyuncusu şunu demiş. Derdi yani. Kardeşim ben topa girerim. Ben topa vururum. Sen benim üstüme gelirsen ben sana da giydiririm. Gelme. Hocam. Mantığı evet. O. Gelme. Bazen onu evet. Defans yapar. Öyle gelir ki ulan öyle gelersin ki ulan bir çakarım topa. Gelme yani gelme üstüme abi öyle bir gelirim ki adam çekilir abi çaklan der. Topla beraber. Ama o da yapmıyor o da ısrar ediyor. Hocam o topa vuran bir mesela kaleci vurdu ya İrfan Can kaçamaz hocam. Saniselik dibine geldi artık Novak. O zaman şey o ondan daha... Saniyse belki çok az önce burada topa değdi. Bu hocam, Allah'ın tamam emri çarpışacak kabul ediyorum. Artık. Ona göre kaçamıyor. Geleceksin abi. Nasıl benim gelecek hocam? Niye yiyeceksin bir abi? Saniye daha erken geleceğim. Ya bir saniye erken ya geç kalır o bu topa gidiyor adam yani. Ama o işte topa ikinci şansı engelliyor o ya. O da duruyor. Timing ayarlıyor bak. Yani... Şimdi... Bu pozisyonlarda bir daha söylüyorum. Topa vururum. Top taca gider. Top kornere gider. Bir yere gider. Avuta gider. O zaman tamam. Çıkar. Bitmiştir hocam, orada iş. Adamın ikinci oynama hakkını hocam, kaybettiriyorum. Adam hocam, ikinci oynayacak. Bence... Sen beni bam diye vuruyorsun. Ben oyundan düşüyorum abi. Hocam İrfan da bak şeye doğru vuruyor İrfan Can. Şeyler o tarafa doğru o esas abi. Taça doğru vurmak istiyor. Topu havada yakalıyor ya. Ay, şiddetli vuramıyor. Şeyi ne yapacağız o zaman? Kaleci çıkıyor. Uzun topa yumruğu atıyor. Önündeki forveti güm diye düşürüyor. Onun adı mı penaltı o zaman? Foul abi. Top şu pozisyon foul. Zaten o bak sağ tarafa doğru. Ceza alanı içinde olsa penaltı. Taça mesela vurmak istiyor. O kadar yakın ya. Şiddetli vuramıyor. Ama bir şekilde sağa doğru uzaklaştırıyor topu. Esas... İstediği taça vurmak o topu. Hayır Erman abi kendi mantığında haklı. Top oyundaysa diyor. Bu fauldür diyor. Hakem burada devam ettirdi değil mi? Devam ettirdi. Peki kaleci kalkıp kalesine geçiyor. O hareketi yaptıktan sonra öteki oyuncu yerden kalkamıyor. Beni niye sakatlıyorsun? Belki ben de oyuna gireceğim. Kalktı canım beni sonra. Niye indiriyorsun abi? Novak hocam kalktı. Ne zaman kalktı? Yani gitti sonra hatta. Ne zaman kalktı? Yok oyunu kalktı. Durdurdu Fenerbahçe'li oyuncular. Durdurdu hayır anladım. Taça durdurdu. Attılar topu. Crespo hayır, yani. Meğer topu benim, taça attı. Benim dediğim yandan doktor mu yani müdahalesi olmadı. Oyun alanına girmedi değil mi? Öyle hatırlıyorum yani. Kalktı ayağa. Tabii ki 10 dakika sonra kalktı. Peki. Foul bu hareket. Peki devam edelim o zaman.